manipülasyon sürecinde ben ısrarla müvekkilimin henüz ifade vermediğini, tek bir tarafın ifade verdiğini ısrarla belirtmiştim. Müvekkilimin talebiyle biz yaşanılan bu olayı hiçbir şekilde kamuoyuyla paylaşmama kararı aldık. Sadece yargı mercilerine ifade vereceğimizi söyledik. Abiciğim şöyle gelin abi. Buyurun. Gelin. Ablacığım gel. Millet için yapıyor. Biz yani şu anda Sayın Savcı'ya ifademizi verdik. Müvekkilim ifadesinde olayın tüm ayrıntılarını anlatmıştır. Toplum tek taraflı bilgilendirilmiş ve farklı bir algı yaratılmıştır. İfadesinden de bu açık bir şekilde anlaşılacaktır. Şunu özellikle söylemek istiyorum herkese. Adil yargılanma hakkı ve savunma hakkına herkesin saygı duyması gerekiyor. Bunun aksine davranan insanlarla ilgili, şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Özellikle Sıla Hanım'ın avukatıyla ilgili meslektaşımı İstanbul Barosu'na şikayet edeceğim. Bunun dışında müvekkilimin bu süreçte ve ilerleyecek süreçte kişilik haklarına zarar verecek olan herhangi bir asılsız iddia, itham, iftira ve hakaret nedeniyle uğrayacağı her türlü konuda, her türlü kişi, kurum hakkında yasal sürece yarından itibaren derhal başlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar merhaba. Konuyla müsaade eder misiniz? Konuyla ilgili açıklamalarımı sadece resmi makamlara yapacağımı belirttim. Bu doğrultuda da içeride ifademi verdim. Türk adaletine güveniyorum. Yargı süreci devam ediyor. Benim için yeni bir başlangıç her anlamda. Böyle bir konuyla adımın anıldığı için, anılmasını hiç istemediğim bir konu, anıldığı için herkesten çok özür diliyorum tekrar. Bu yaşananlar için de asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum. Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır. Teşekkürler. O gece neler yaşandı? Hep kolu, hep bacağı, hep gözleri.